Herkese selamlar. Merhabalar, bilmeyenleriniz için ben Özge. Bugün böyle bir video çekmek istedim. Sebebi de şu ki ben bu dönem mezun olmaya çalışıyorum Koç Üniversitesi'nden. Geçen dönem Erasmus'taydım, o yüzden derslerim biraz daha rahattı. Bu döneme almam gereken derslerden daha fazla ders aldım mezuniyetimi hızlandırmak adına. O yüzden ders yüküm biraz fazla. Bildiğiniz üzere de online eğitime geçtik. O yüzden ödevlerim, sınavlarım ve şimdi final haftası geliyor. Online finallerim başlayacak. Her şey bu son haftalara yığılmış vaziyette. Bir şeyleri ertelemekten vazgeçtim ve şu an aksiyona geçme zamanı. Çok fazla yapmam gereken şey var ki ben normal düzenli bir insan olmama rağmen, günlük, haftalık ajanda tutuyor olmama rağmen bazen her şey birbirine giriveriyor. Ve ben bunları nasıl toparlıyorum? Bütün ödevlerimi nasıl yetiştiriyorum? Kendi düzenimden, düzenimi nasıl oluşturduğumdan bahsedeceğim bu videoda aslında. Ve özellikle böyle bir yoğun dönemi seçtim ki hem o stres altında olayım, etkili bir şekilde gösterebileyim uygulamalı olarak diye. Online eğitimde evet sistemler biraz daha rahat gibi duruyor olabilir ama aslında benim yoğunluğum çok 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 daha fazla arttı ve bunun yanında da sınavlar da online. Benim birkaç dersimin mesela normalde de online eğitimden önce de sınavları open book denilen bir sistemde gerçekleşiyordu. Sınavı istediğiniz notlarınızı, işte kitaplarınızı getirip sınav sırasında bakabiliyordunuz ama bunun şöyle bir olayı var ki verilen süre ve verilen soru aslında tam birbirine yetecek kadar. Yani sizin eğer o konuya hakim değilseniz yapmanız mümkün olmuyor. Dolayısıyla neyin nerede olduğunu, bazı ana terimleri özellikle yorum içeren sınavlarda birbirlerine bağlayabilmek için kesinlikle ana konuya hakim olmanız ve bir şekilde ezber öğrenmiş olmanız gerekiyor, öğrenmiş olmanız gerekiyor. Seneler içinde hem üniversiteye hazırlanırken çok yaptığım hem de bu üniversitede benim derslerimi aşırı kolaylaştıran, yükümü hafifleten bu ezberlemeyle alakalı güzel birkaç tane taktiğim var. Onlardan bahsedeceğim. İlk başta videonun en başında gördüğünüz üzere ben kendim o gün modum nasılsa masamı da gerçekten ona göre düzenlemeyi çok seviyorum. Bunlar zaten artık Instagram'dan, diğer videolarımdan biliyorsunuz. Masamın üstünde daimi olan şeyler. Takılarım bu masamın üzerinde durur. Bir aynam vardır. Bir de kalemlerim şu tarafta durur. Onun dışında bugüne özel, ben bu videoyu çekmeye başlamadan önce bu defterimi artık tanıyorsunuz. Bu benim YouTube plan defterim. Şu an bununla işim yok. Artık ders çalışmaya başlıyorum. O yüzden bunu kaldırarak başlıyorum. Masamın üzerine en baş köşeye tabii ki ajandamı koyarak başladım. Bu ajandamdan çok memnunum. İsterseniz bunu da size paylaşırım daha sonra. Ben ajandam hem böyle benim gün günlere ayrılmış vaziyette hem de her ayın başında şöyle bir aylık takvimim var. Ben yapmam gereken ödevleri hem buraya hem de gerçekten günü gününe yazıyorum ki hem böyle günlük ilerlerken aklımda kalsın hem de ay ortasında böyle açıp önümde neler var diye baktığımda rahatça her şeyi toplu bir biçimde görebileyim diye. Birazdan ajandamı nasıl düzenli kullandığımdan da bahsedeceğim. Onun dışında bu tarz yoğun dönemlerde kullandığım benim işime en çok yarayan şeyler şu tarz böyle günlük organizer'lar. Ben hem kırtasiye ürünlerini çok sevdiğim için hem de böyle planlı olmayı sevdiğim için bunlardan oldukça fazla kullanıyorum. Her gün değil ama böyle işimin yoğun olduğu haftalarda özellikle günlük bunlardan kullanmaya dikkat ediyorum. İçtiğim su miktarı, özel notlarım, yapılacaklar listesi vesaire vesaire diye gidiyor. Ben bu şekilde bunu böyle doldurup daha sonra gün içinde gerçekleştirdiğim şeylerin yanına tik atınca gerçekten motive hissediyorum ve yaptığım en ufak şeyleri bile yazıp üstünü çizerek kendi belirlediğim ufak hedeflerimi gerçekleştirmiş oluyorum. O yüzden bu haftada ve bugün de bunu bol bol göreceksiniz bende. Onun dışında bu da yine benim Stradivarius'tan aldığım onun kırtasiye kısmından daha haftalık bir şey. Bu şekilde. Masamın olmazsa olmazları tabii ki renkli kalemler. Kulaklığım ve aynı şekilde minik fosforlu post-it ayraçlarım. Bir de şöyle bir dosyam var. Bu dosyanın içine ben A4 kağıdı, daha ince uçlu stabilolarımı koydum. Bunları ben kendi evimden getirmiştim. Şöyle stabilolarım duruyor. Ve deftere yazmak istemediğim zaman kullandığım A4 kağıtlarım var içinde. Bu da ben. Şimdi benim masamın son hali bu şekilde oldu. Önüme notlar alabileceğim böyle bir kağıt aldım. Organizer'ımı koydum, ajandamı koydum.
Bilgisayarım, kalemlerim burada. Telefonum ama birazdan vedalaşacağız telefonumla. Masama son halini verdikten sonra geçiyorum masamın başına. Gerçekten bir şeylere planlayıp hedefe koyup ve gerçekleştirmek istiyorsanız yatakta bunu böyle ya da koltukta uzanarak değil de her zaman bu masa başına geçmek kesinlikle bir fark yaratıyor. O yüzden lütfen üşenmeden kalkıp masa başına geçip masanızı düzenleyerek başlayın. Bu hayatınızda da gerçekleştirmek istediğiniz herhangi bir şeyle alakalı olabilir. Sadece ders olarak düşünmeyin. O yüzden kalkıyoruz ve masamızın başına geçiyoruz. Düzenli ajan tuttuğum için aslında bugüne ve işte bu hafta olan şeylerimi yazmıştım. Ama ben hafta içi yükümü hafifletmek için şimdi günlük bugün ne yapayım, ne yaparsam işte hafta içinde daha rahat ederim. Böyle bir plan yapacağım kendime. Hadi beraber yapalım bunu. Bu planı yaparken benim temel dikkat ettiğim şey şu oluyor. Yapacaklarımı şöyle tak 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 kafamda böyle bir analiz ettikten sonra ilk başa yazacağım şeylerin daha kolay, çok fazla gibi görünen ama az olan şeyleri yaparak başlıyorum. Örneğin mesela bir sınava bir şeye çalışacaksam ama aynı gün içinde halletmem gereken başka bir şeyler varsa biliyorum ki ben sınava çalışırken onlar benim hep kafamı kurcalayacak. O yüzden önce kolay olan, boş yere kafanızda yer eden şeyleri buraya yazıp gerçekleştirip üstüne tıklayıp kafanızdan tamamen atarak başlamanızı tavsiye ederim. Çünkü ben bu şekilde yapıyorum ve ne zaman böyle yapsam gerçekten o gün için planladıklarım hızlı bir şekilde bitmiş oluyor ve çalıştığım dersen de çok 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 daha fazla verim alıyorum. Videonun içerisinde bahsedeceğim bu ezberleme taktiği eminim ki İngilizce ya da diğer yabancı dillerde kelime falan ezberlemek isteyenler için de güzel bir taktik olacaktır. Böyle ezberim hep çok daha kuvvetliydi. Ama bu ezberimi nasıl geliştirebilirim, nasıl üzerine gidebilirim diye konsantre olmuştum. Özellikle üniversiteye hazırlanırken ve LYS edebiyatta biliyorsunuzdur. Yani şu anın YKS'si oluyor galiba. Üniversite sınavına hazırlanırken edebiyatta ezberlenmesi gereken çok fazla detay şey var. Ve onları ben bu şekilde ezberliyordum. Hemen anlatacağım. Listemi hazırladım. İlk olarak gözümde büyüttüğüm bir tane dersim için hocanın yüklediği 2 adet slide var. O slaytları ben kendim not haline çevireceğim. Bunu bilgisayarımda yapacağım. Ve not haline çevirirken de önemli gördüğüm kısımları Word dosyası üzerinden üstlerini renklendireceğim falan. Hocanın notları olsa bile o notları ben alıp kendime özel bir not haline dönüştürüyorum ki resim hafızası olarak benim aklımda çok 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 daha fazla kalıyor. Süresi çok kısa olup içerisinde bir sürü terim olan ve o terimlerin hepsini ezberlemem gereken bir sınavım var. Onun için önce not çıkaracağım. Not çıkarma taktiklerimi de yine size gösteriyor olacağım. Daha sonra da çıkardığım notlardan nasıl ezber yaptığımı anlatacağım. Ama önce dediğim gibi ilk başta farklı bir dersim için olan notları çıkarmakla başlayacağım bugünün planında. Çünkü gözüme en kötü gelen aslında en kolay olan o. Hadi başlayalım. Ben bu dersim için bütün notları indirdim. Önce şöyle bir klasör açtım. Yanına da kendi çıkardığım notları içeren bir dosya yaptım. 4 adet var. Ben 2 ile 3'ü yapmıştım. Şimdi bugün 1 ve 4'ü yapacağım. Önce 1'den başlıyorum. Size fikir olması açısından 2 dosyayı yan yana açtım. Bu hocanın yüklediği ders notları. Bunlar da benim. Bunları okuyarak kendi anlayabileceğim şekilde yazdığım notlar. Genellikle bu noktalama bullet pointleri kullanıyorum ve başlıkları ya da önemli kısımları kırmızıyla ya da böyle sarı fosforluyla işaretliyorum. Daha sonra çalışırken eğer imkanım varsa çıktı alıyorum. Evde yazıcı yok. Dışarı çıkma gibi de bir olanağım yoksa da bilgisayar üzerinden çalışıyorum. Aklımda kalmasını istediğim kısımları da tekrar ederken şöyle boş bir sayfayı yazıyorum. Daha sonra bu kadar ezber yapmamı gerektirmeyen dersler, daha karmaşık dersler için uyguladığım yöntem. Daha böyle terim terim, anlam soran, kesin ve kesin ezberleyerek yapabileceğim dersler için kullandığım yöntem çok 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 daha kolay. Benim de en sevdiğim yöntem o. Bunları bitirdikten sonra diğer sınavıma çalışırken o yöntemle çalışacağım. Ben iki ekranı gösterdim ve dersin hocası mail attı. Ya inanamıyorum gerçekten şu an. O kadar değişik bir şey yaşıyorum ki. Ekrana koyarım gerçi ama ya bu bana tekrardan bir motivasyon oldu ve gerçekten bu hayattaki küçük tesadüfleri çok seviyorum. Tam bu derse çalışacakken dersin hocası bir önceki girdiğim sınavda işte yüksek bir not aldım ve aslında bunun almanın çok zor olduğundan bahsetti. Ve inanılmaz mutluyum. Gerçekten şu an anlatamam kendimi. O yüzden ne diyoruz? Pes etmiyoruz, çalışıyoruz. Demek ki her şey mümkün. Ya şeyi de göstereceğim. Bakın şu saati gösteriyorum. 17.12 ve mesajın geldiği saat 17.06.
Ay, çok mutlu oldum gerçekten. Çalışmaya devam şimdi. Koçun zaten en sevilen hocalarından bir tanesi. Bu kadar mutlu olmamın sebebi hoca olarak aşırı seviyor olmam zaten. Bu arada Instagram'da takip etmiyorsanız da lütfen beni Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Orada daha güncel, daha anlık paylaşımlar yapıyorum günlük olarak. Flight'ın birinci partını bitirdiğim için kendime ödül olarak dün akşam yaptığım muhallebiden yiyeceğim bir tane. Bu baya böyle normal bebek muhallebisi. Ben çok seviyorum. Sıcağında soğunu da. Instagram'da da paylaşmıştım yapışımı. Yiyerek birazcık şimdi notlarımı okuyacağım. Ufak bir motivasyon arası. En keyifli kısmı olan şimdi tik atma işlemini de yaptım. İlk tikimizi attık. Yapmam gereken ikinci şey bu ezber yapmam gereken sınavıma. Şimdi güzel not çıkaracağım. Ezberlemem gereken şeyleri önce yazacağım. Anlayarak okuyarak yazacağım. Bunların hepsini yaparken belli bir konsepte yapacağım. Yani demek istediğim bende görsel hafıza çok yüksek oluyor. Sınavda çalıştığım bir şeyi görünce direkt o çalıştığım kağıttaki yere aklıma geliyor. O yüzden renkli kalem kullanımına çok dikkat ediyorum. Zaten kırtasiye hastası olduğumu da biliyorsunuz. Önce o notları çıkaracağım şimdi. Daha sonra da sizle beraber nasıl ezber yaptığımı bakacağız. Böyle söyleyeyim. Tabii ki notunuzun ne kadar fazla, ezber yapmanız gereken şey ne kadar fazla olduğuna bağlı bu notu çıkarmak ve daha sonrasında yaptığınız ezber. Ama gerçekten bu benim yaptığım yöntemle 2 saat içerisinde ezberleyemeyeceğiniz şey olduğunu gerçekten düşünmüyorum. Aşırı kolaylaşıyor, aşırı. Ben üniversiteye hazırlanırkenden beri aynı yöntemi kullanıyorum söylediğim gibi. Hadi önce notumuzu çıkaralım. Üşenmek yok. Güzel bir not hazırlıyoruz ki görsel olarak da aklımızda güzel kalsın. Bazen mesela moduma göre benim şu A4 kağıtlarımın arkasında renkli kağıtlarım da var. Bunlar karton değil, kağıtlar, böyle ince A4 kalınlığındalar. Bazen bunlara da yazabiliyorum. Tamamen keyfime göre. O gün canım ne istiyorsa onu yapmaya dikkat ediyorum. Ders notunu hazırlamadan önce defterlerimi karıştırırken daha önceden Almanca çalıştığım bir defterimi buldum. O zaman da kullandığım bir yöntemden bahsedeceğim. Almanca'da artikeller var. İşte kelimelerin önüne aldığı ekler diye. 3 tane ek var bu. Çoğu kelimenin önüne geliyor. Der die, das diye geçiyor ve sonuç olarak benim hangi kelimenin hangi artikeli, hangi eki aldığını ezberlemem gerekiyordu ve burada yaklaşık işte 50'ye yakın kelime var. Önce bakın buradan, bu benim ilk notum. Önce kitaptan bakarak hepsini böyle yazmışım. Der die, das. Ondan sonra altına der alan kelimeleri, die alan kelimeleri ve das alan kelimeleri yazmışım mesela. Her birinin aldığı eke göre kelimelerini yazmışım. Ve daha sonra şöyle, ben bunu içimden bir kere okuyorum. Ve ilk turda, ilk okuduktan sonra böyle hiç aklıma gelmeyen, anlamını karıştırdığım ya da sorun yaşadığım kelimelerin üstüne pembe fosforlu ile çizmişim ki onlara daha dikkat edebilmek için. Hemen bir arka sayfaya geçiyorum ve bir bakıyorum yine aynı der die das tablosu, aynı takı tablosu. Ben İlk bir kere okuduktan sonra en güzel kendinizi ölçme şekli kendi kendinize sınav yapmaktır. Aynı tablonun başlıklarını yazdım ve altını doldurabildiğim kadar doldurmaya çalışıyorum. Bunlar yine aynı kelimeler, sadece benim kendimi test ettiğim. Daha sonra bakın kontrol etmişim, yanlarına tik atmışım doğruların. Bu şekilde doğruların doğru olduğunu görünce onlar kafamda iyice yer ediyor. Daha sonra dönüyorum tekrar şu arka sayfadaki ilk yazdığım listeye. Bunu bir iki kere daha tekrar ediyorum. Tekrar ettikten sonra tekrar sınav sayfamı açıyorum. Bakın altına aynı şekilde bir kere daha yapmışım bunu. Bu bütün o listeyi ezberleyene kadar ben bunu bu şekilde kendimi sınav yapmaya teşvik ediyorum. Çünkü dediğim gibi benim en güzel aklımda kalma yöntemlerinden bir tanesi de kendimi sınav yapmak. Birçok şeyi uyarlayabilirsiniz bu taktiği. Ezberlemekte sıkıntı yaşıyorsam kullandığım daha bambaşka bir taktik daha var. Ondan notlarımı çıkardıktan sonra çalışırken zaten hep beraber göreceğiz. Ama yine de bu notları görünce şimdi mutlaka anlatmak istedim. Eğer ki bir şeyi ezberlemek istiyorsanız öncelikle notunuzu çıkarın, okuyun ve ondan sonra bu bir kelimenin tanımı da olabilir. Bu da benim yine kullandığım bir yöntem. Mesela bir terim var. Terimi yazıyorum. Daha sonra kendim boş bir sayfa ya da alakasız bir kağıt alıyorum.
O terimi yazıyorum iki nokta üst üste ve aklıma ne geliyorsa aklımda kaldığı kadarıyla yazıyorum. Daha sonra orijinaliyle karşılaştırıyorum. Bir kere daha orijinalini okuyorum. Ve ben bu terimi tamamen yapana kadar bunu kendime uyguluyorum. Not çıkarmak için okulun sistemine giriyorum. Hocaların hepsi neredeyse buraya yüklüyorlar notları. Şu an çalışacağım dersin quizleri her cuma 6'da şu quizler sekmesine yükleniyor ve 10 dakika içerisinde kendini imha ediyor. Online giriyorsunuz quiz'e ve herkesin soruları farklı oluyor. O yüzden ne kimseye soru cevabı sormanıza ne işte bir yerden bir şey bakmanıza imkan olmuyor ve terimlerin anlamlarını direkt bilip geçmeniz gerekiyor. Çünkü 10-15 soru civarı bir şey oluyor 10 dakikada cevaplamanız gereken. Çoktan seçmeli olsa da ezberlemeniz gerekiyor açıkçası. Şimdi bu derse çalışacağız. Definitions and history, which will be part one of this week, and then week we will move along to more specific issues like the business model and also regulatory issues to a given space. Hazır. Ben notlarımı son olarak şöyle zımbaladım ve şöyle ezberlemem gereken ve yarına kadar çok az vaktim olan bu kadar şeyim var. Ve hepsi de gerçekten sözel ve ezber gerektiren şeyler. Şimdi bunları beraber ezberlemeye çalışacağız. Oturduğumda masanın başına hava biraz aydınlıktı ama şu an iyice artık kararmaya başladı. Aslında hani bayağıdır oturuyorum. Bir ara sadece yemek bir şeyler atıştırdım. Şimdi kendime bir güzel kahve yapacağım. Onu içip böyle kendime minik bir bola vermiş olacağım 10-15 dakika sonra. Şu notları da çıkarınca moralim modum aşırı yerine geldi tekrardan. İşin yarısını halletmiş oluyorsunuz not çıkarınca. Şimdi başlıyorum. Notlarınızı bitirdiyseniz geliyoruz kritik part'a. Yazarken istediğiniz gibi kalemlerle yazabilirsiniz. Ben işte kurşun kalem, ince uçlu stabilolar. Bir de en son adımda da şu kalın uçlu highlighter'lardan kullanıyorum şu gösterdiklerim. Bu kadar çeşitli olmasına gerek yok. Zaten ben de o kadarını kullanmadım. Genel bir mantığa göre ben kendimin anlayacağı, hep ezberlediğim tarz gibi yapmaya çalışıyorum. Mesela sarıyla üzerine highlightladıklarım bunlar önemli kişi isimleri. Ne zaman çevirirseniz, buyurun bakın, işte şuralar. Yani her rengin, highlight'ı kullandığım her rengin bir anlamı oluyor. Burada yine sarıda önemli bir abinin ismi. Sonra geliyoruz mesela morlara. Morlara, ben o fotoğraf hafızasıyla daha iyi hatırlayabilmek için bu taktiği kullanıyorum. Mesela morlara da terimleri de siyahla yazıp üstünü morla çizmişim. Ve yeşillerde onların anlamlarındaki önemli kilit kelimeler. Ve ben baktığım zaman şöyle mesela notumu okurken bu sayfada hatırlıyorum. Bu mor kelimelerden birinin hangisi olduğu direkt aklıma geliyor ve ben okurken de bu notu böyle 3-4 kere okuduğum zaman direkt neyin nerede olduğunu hatırlıyorum ve bu renkli kalemler bana öyle sadece estetik amaçlı da yardımcı olmaktan çıkıp biraz gerçekten amacına hizmet etmiş oluyor. Yöntemi denemediyseniz denemenizi tavsiye ediyorum. Onun dışında yaptığım ve bana en iyi aklımda kalmasını sağlayan şeyi söylüyorum ve gerçekten çok kısa bir şekilde sürüyor. Notunuzu bitirdiniz ya, şöyle bir göz gezdirin isterseniz ya da bazen ben çok sıkılmış oluyorum artık yazmaktan ve hani hiç okumak bile istemiyorum. Dersi aldığınız, çalıştığınız bir arkadaşınız varsa, bakın en güzel şeyi söylüyorum. Kendi öğretmeniniz olacaksınız. Ve ben şu şekilde yapıyorum. Hemen gösteriyorum. Telefonumu alıyorum. Mesela bu dersimi ben bir arkadaşımla beraber alıyorum. Ve biz her hafta perşembe akşamı FaceTime yapıyoruz. FaceTime nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Ya arayacak kimseniz yoksa ya da dersi tek başınıza alıyorsunuz ya da tek çalışacaksanız da onun için de bir şey söyleyeceğim. Ama önce ben genel olarak eğer müsaitlik durumum varsa ne yaptığımı anlatıyorum şu an. Bilgisayarımın karşısına koyuyorum. Bu şekilde ve FaceTime'a başlıyoruz. Ondan sonra notu okumuş muyum, okumamış mıyım, ezbere biliyor muyum bilmiyorum. Hiç önemli değil. Bakın aynen şu şekilde. Direkt bakıyorum. İlk başlık ne? İşte televizyonun bilmem ne özelliklerinden bahsediyor.
diyoruz ki sen mi anlatmak istersin, ben mi anlatmak isterim? İlk mesela genelde hep ben anlatırım. Sonra ben notuma baka baka sanki gerçekten konuya çok hakimim gibi okuyarak anlatmaya başlıyorum. Sesli bir şekilde karşınızdakine anlatırsanız biliyor gibi, gerçekten okumadım bir kere bile. Gelişmeler, bu dönemdeki gelişmeleri anlatıyorum. 1935-1938 arası işte Naziler ilk düzenli televizyon servislerini getirmişler. Daha çok politik propagandalar amacıyla yapıyorlar bunu. İşte ve o sırada hani çok daha fazla evler televizyon yok falan diye. Bakın ben şu an size anlatmaya başladım mesela. Gerçekten sesli okuyorum ve daha sonra da kendi yorumumu katarak karşımdakine sanki o konu çok hakimmişim gibi anlatıyorum. Üniversiteye de çalışırken yine bunu yapıyordum. Annemin eline mesela kağıdı veriyorum ve diyorum ki Cumhuriyet dönemi edebiyatın işte özelliklerini sonra bir şey, ben sonra saymaya başlıyorum. Yine FaceTime'da yaparken de bu şekilde mesela bitiriyoruz. Diyorum ki hadi işte 1934-1938 arası işte bilmem ne dönemine ne deniyordu bilmem ne, ve o şekilde birbirimize sürekli soru sorarak gerçek sınavdan önce birbirimizi test ederek bunu kesinlikle ve kesinlikle aşırı kolay bir hale getiriyoruz. Ama şöyle ki mesela her zaman arkadaşım müsait olmuyor ya da işte telefonla ben konuşamayacak oluyorum. O zaman ne yapıyorum biliyor musunuz? Bunu kesinlikle aşırı işe yarıyor yani. Deneyin, pişman olmayacaksınız gibi. Eğer biriyle konuşma imkanınız yoksa ne yapıyorsunuz? Ben şu şekilde yapıyorum. Ve burada videoyu başlatıyorum. Bakın videoyu başlattım. Eğer karşınızda gerçekten kimse yoksa hem buraya bakıp hem oraya bakmak çok zor. O yüzden buraya bakacağım şimdi. Eğer gerçekten karşınızda kimse yoksa videoyu açın ve kendinize bakarak benim az önce o FaceTime'da yaptığım gibi mesela ben en baştan tekrar böyle anlatmaya başlayacağım. Ve bunu kaydettiği için bunu tekrar daha sonra izlerseniz kulaklığı takıp gerçekten kendi sesiniz aşırı aklınızda kalıyor. Böyle bir durup düşünüyorsunuz arada. Videoda duraklamalar oluyor. Orada da anlıyorsunuz ki nerede en çok zorluk yaşıyorsunuz. Ve orayı ben mesela bir tane kalemle mutlaka işaretliyorum. Şöyle benim bir günah kalemim var. Gerçekten yapamadığım her şeyi işaretledim. Nerede takıldığım yer varsa işaretliyorum. Bir sonraki tur bir kere okuyup tekrar anlatırken orayı daha fazla dikkatlice okuyorum. Ve bu şekilde anlamadığım her yeri çözüyorum. Videoception oldu şu an. Dediğim gibi bu şekilde hem kendi kendinizin öğretmeni oluyorsunuz, neyi güzelce anlamışsınız, nerede takılıyorsunuz bunu çoktan bilmiş oluyorsunuz. Bu şekilde çalıştığımız ne kadar ders varsa hepsini hem zevk alarak geçtim ve güzel bir notla geçtim, hem de sıkılmadan çalıştım bu şekilde. Ya ben şu an mesela size hiç bilmeden böyle çok rahat bir şekilde biliyormuşçasına anlatınca inanılmaz bir şekilde benim aklımda kalıyor. Ve daha sonra da hiç konuyla alakasız birinin eline, abinize, ablanıza, kardeşinize bir sayfayı seçin kendinize mesela. İşte oradan bana deyin ki işte bana şu morla çizilmişi sorar mısın? Ben sana söyleyeceğim şimdi bakalım doğru mu? Karışık sor deyin. Annemin eline tutuşturuyorum, bazen şunu sorar mısın, bunu sorar mısın diye. O sırada işte düşünüyorum. Sonra mesela takıldım. Tamam diyorum, hadi bunu geçelim. Ondan sonra geçiyoruz başka kelimeye. Sonra takıldığım şeyi tekrar sormasını rica ediyorum. Ve onu bilene kadar, onu ben anlayana kadar tekrar bu şekilde gidiyor. Ve bunu gerçekten motive bir şekilde oturursanız başınıza, söz veriyorum. Yani 2 saatte ezberleyemeyeceğiniz hiçbir şey yok. Çünkü yani son sınıfa bu şekilde geldim. Bu çalışma yöntemiyle hala ilkokulda, hala üniversiteye hazırlanırken yaptığım çalışma yöntemiyle. Benim kullandığım yöntemler açıkçası bu şekilde. Şimdi FaceTime arıyorum hatta arkadaşıma. Daha sonra da sınava çalışmamı bitirmiş olacağım ve bugünkü hedeflerimi de tamamlamış oluyorum. Buna da en son tiki atarak. Hadi biraz ezber yapalım şimdi. Tamam, şimdi sana da tam kameranın yanına koyuyorum. Sonuncusu neydi? Oldu bence değil mi? Yaptık yani. Tamam, hadi görüşürüz. Teşekkür ederim. Bay bay. Ve tamamız. Şimdi ben bunu yatmadan bir kere ya da işte iki kere kendi içimden de anlayarak okuyunca, yani okumuş olmak için değil de anlayarak oturta oturta okuduğum zaman kesinlikle tamamdır bu iş. Bu videoyu çekerken aşırı keyif aldım. Hem her şey gerçekten çok planlı gitti. Uzun zamandır da çekmek istiyordum bu tarz bir şey. Ama gördüğünüz gibi yıllardır kullandığım yöntemler aynı gerçekten. Kendinize bir kere düzeninize oturttuğunuz zaman işte lisede olun, ortaokulda olun, üniversitede olun, çalışma stiliniz zaten çok fazla değişmiyor. Önemli olan bir şeyleri öğrenebiliyor olmak. Kendinizi keşfetmek, nasıl öğrendiğinizi. Ne zaman motivasyonunuzu kaybetseniz gerçekten bir yerden bir şey oluyor ve diyorsunuz ki devam etmem lazım.
lazım. Neden başladığımı unutmamam lazım. Başta kendiniz için yapıyorsunuz. Bunu kesinlikle unutmayın lütfen. Bana destek olmak isterseniz lütfen beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve tabii ki bu videoyla alakalı ya da benden çekmemi istediğiniz videolarla alakalı yorumlarınızı aşağı bırakmayı da unutmayın. Ben çok keyif aldım. Umarım güzel bir video olmuştur. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bir de beni Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Sağlıkla kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye. Baby shark.